Türkiye'de milyonlarca takipçisi olan geleceğin yıldızlarını, yılların usta yumruklarını izleme şansı sunan 120 ülkede Asya ve Avrupa'da nabz alan 20 farklı dilde 200 milyon takipçiye ve eve ulaşan King of Kings dünya serisi Düzce Kaynaş etabına hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucu Hikmet Kürekçi, King of Kings serisi boyunca sizlerle bu heyecanı paylaşacağım. Aramızda çok değerli sporcularımız ve çok değerli misafirlerimiz var. Mikrofonları onlara uzatmadan önce sizlerle kuralları paylaşmak istiyorum. Öncelikle maçlarda her sporcu kendi eldiveni ile dövüşecektir. Eldivenler 10 ons olacaktır. Değerli sporcular, maçlarla ilgili hakemlere itiraz edilmeyecektir. Şortlarda hiçbir branş adı geçmeyecektir. Sadece sponsor ve isim yazacaktır. Kurallar Kempo Kabin kurallarına tabi tutulmuştur. İlgili alanlara görevli kartlarıyla giriş yapılacaktır. King of Kings canlı yayınlarına katılmak için bu maçlar dikkate alınacaktır. Ringe giriş müziklerinizi, yarın sabah 10'da DJ Emre arkadaşımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca pozlarımızı sadece ringde paylaştığımızı hatırlatıyorum. Bu dünyada devam eden salgın krizinin sporumuza etki etmemesi ve sporumuza leke sürmemesi için her ekipten aynı hassasiyeti bekliyoruz değerli misafirler. Ringe girerken bir sporcu ve en fazla iki antrenör girebiliyor. Salonda dövüşenler hariç herkes maske takmak zorunda. Maçlar 2-3 hafta içerisinde Erkan Borov YouTube kanalından yayınlanacak sevgili arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca King of Kings Türkiye YouTube kanalından her hafta ülkemizden ve Avrupa'dan maçlar yayınlanacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var demiştim. Ve şimdi mikrofonu spora ve sporcuya verdiği desteklerle yakından tanıdığımız Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'e uzatıyorum. Alkışlarla Birol Şahin. Sizleri Kaynaş'ta görmekten, sizlere beraber olmaktan çok mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hepinizin yanlısı olsun. Tabi spor önemlidir. Ben de Kaynaş Belediye Başkanı olarak geçmişte uzun yıllar spor yaptım. Futbol oynadım, karate yaptım, kung fu yaptım. Tabi şimdi zaman zaman kickbox antrenmanlarına gidiyorum. Tabi biz bundan sonra şampiyonaya katılmayacağız. Ama sağlıklı olmak, dinç olmak, genç kalmak için spor çok önemli. Bu anlamda da Kaynaşlı Belediyesi olarak spora büyük destek veriyoruz. Şu anda bizim de Kaynaşlı Belediyesi olarak açmış olduğumuz bir kickbox salonumuz var. Sağ olsun Ekrem Aral hocamız önderliğinde. Yine karate salonumuz var. Karate yapan sporcularımız var. Futbol okulumuz var. Yine bayanlara ait bayan hoca nezaretinde fitness salonumuz var. Yani Kaynaşlı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Ve inşallah bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Tabii hem ülkemizden hem de dünyanın farklı ülkelerinden katılan sporcu kardeşlerimiz var. Gerçekten bizi çok mutlu etti, çok onur etti. Tabi Kaynaşlı'yı dünya inşallah sizlerin vasıtasıyla, hocalarımızın vasıtasıyla, işte gerek Erkan hocam, gerek Murat hocam ve diğer arkadaşlarımızın vasıtasıyla Kaynaşlı'yı dünya tanımış, duymuş olacak. Değerli kardeşlerim, çok fazla zaman almak istemiyorum. Kaynaşlı gerçekten harika bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında. Her iki metropol ile de İstanbul ve Ankara'ya da 225 kilometre. Yani 1,5 saat. Yaylalarımız çok meşhur.
İnşallah sizi zaman içerisinde ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda yaylalarımızda misafir edeceğiz, ederiz. Ormanlarımız çok meşhur. Mescid alanlarımız var, göletlerimiz var, piknik alanlarımız var. Yani Kaynaşlı'nın çok güzel, kaliteli yemekleri var. Yemeklerimiz çok kaliteli. Kaynaşlı'nın insanları misafirperverdir. Vatanına, milletine, ülkesine bağlıdır. Misafiri çok sever, değer verir. İnşallah sizleri de en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sizlere her zaman destek olmaya çalışacağız. Bir problem, sıkıntı olmaz inşallah. Olduğu zaman Kaynaşlı Belediyesi olarak, Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii spor önemli. Burada bir eleme yapılacak. Tabii burada herkes kazanmak ister. Doğal olarak ben de olsam kazanmak isterim. Ama birisi şey olacak. Yani iki kişi şey yapıyorsa, çıkmışsa ringe, birisi galip gelecek. Yani ikisinin galip gelme şansı yok. Ama tabii şu da önemli. Pes etmemek lazım. Ki zaten siz bu işin içindesiniz. Yıllarda spor yaptınız. Yani herkesin hedefi vardır. Herkes şampiyon olmak ister, madalya almak ister, kupa almak ister. Bu gayet doğaldır. Tabii bunun yolu da çalışmaktan geçer. Çalışmak, mücadele etmek, sabretmek, pes etmemek. İnşallah bu anlamda ben bütün kardeşlerime, hepsine, herkese başarılar diliyorum. Allah-u Teala kaza, bela, sakatlık göstermesin. İnşallah şu elemeler güzel bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de, tabii şu an bir pandemi süreci var. İlerleyen süreçlerde daha geniş alanlarda, büyük statlarda, büyük spor salonlarında da inşallah sizleri ağırlamak isteriz. Ben tekrar Kaynaşlılar adına, Kaynaşlı halk adına, Düzceliler adına, Düzce halk adına, Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Tekrar Kaynaşlı'ya, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Allah-u Teala hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Tekrar bir alkışı alabilir miyiz belediye başkanımıza? Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz spora katkılarından dolayı. Ve şimdi mikrofonu King of Kings Fight Türkiye temsilcisi Kafkas Kartalı Erkan Barol'a uzatıyorum. Alkışlarla Erkan Barol. Dünya ve Avrupa arenalarında Türkiye'de yapacağımız KOK serilerinde yetenekli sporcuları seçip değerlendireceğiz inşallah. İlk ayağımız Kaynaşı'da yaptık. Bir sonraki elemelerimizin de tarihini belirteceğiz. 3 elemeden oluşacak organizasyonda belli kilolarda, kategorilerde çıkan sporcuları hem Türkiye'de hem Avrupa'da Türk takımı olarak maçlara götürüp ülkemizi temsil edeceğiz. Bütün sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarın akşam güzel bir maç yapmanızı bekliyorum. Yani hakemlere itiraz etmeden spora ve sporcuya yakışır şekilde performans gösterip ülkemizi temsil etmemiz için maçlar yapmanızı bekliyorum. Maçlarımız artık bundan sonra KOK Fight TV Türkiye yayınları olarak internette yayın haklarını aldık. Çok yakında her cumartesi günü saat 8'den 11-12'ye kadar yayınlarımız internet üzerinden ücretsiz yayınlanacak. Herkes seyredebilir. Bu maçlarımızı da 10-15 gün içinde YouTube kanalına yükleyip bant yayını da yapacağız. YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Belediye Başkanımız Büro Şahin'e bütün spor camiası adına teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğu için, destek verdiği için bütün belediye başkanlarına örnek olacak bir davranış. Sonuna kadar yanımızda, biz de onun yanındayız. Teşekkür ediyorum ben. Evet. Erkan Borol'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, tatlı programımız burada sona erdi. Herkese teşekkür ediyoruz.